Evet, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Gıdanın Politik Ekolojisi webinar serisinin ikincisindeyiz. Bugün iki kıymetli misafirim var. Özge Geyik, 2020-2021 İstanbul Politikalar Merkezi Mercator araştırmacısı ve Candan Türkkan, Özyeğin Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Bugün kendileriyle beslenmenin sürdürülebilirliği ve soframızın ekonomi politiği başlıklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ilk yayınımızda temel kavramlarla başlamıştık. İşte gıda güvencesi nedir, güvenliği nedir, gıda egemenliği nedir gibi. Aslında bu işlerin içinde çok kullanılan, çok karşımıza çıkan ana kavramların bir parça içine girmeye çalışmıştık ve bir çerçeve sunmayı hedeflemiştik. Şimdi biraz daha alta inebiliriz, biraz daha kavramların karşılıklarını daha iyi bulmak adına yolculuğumuza devam edebiliriz. Bugün de istedik ki ürettiğimiz, tükettiğimiz ve bu esnada maalesef de işte bir kısmı çöpe giden, işte taşıma esnasında çürüyen ya da rafta çürüyen ya da işte yemek yaparken işte attığımız, yemek sonrasında attığımız işte gıdanın gezegenin sürdürülebilirliğine dair ne gibi bir etkisi var? Tabii gezegen dediğimiz zaman hem genel anlamda ekolojiyi kastediyoruz, hem de işte halk sağlığını kastediyoruz. Birinci boyutumuz bu. Bugünkü buluşmamızın dertlerinden bir tanesi. İkinci derdimiz de sofralarımızın ekonomi politiğine bakmak. Malum bu işler ekonomik politik sistem içerisinde değerlendirilmeli. Bu işlerin kazananı kaybedeni var. Bunları görmemiz gerekiyor. Özellikle neoliberalizmin getirdiği, götürdüğü nedir, ne değildir soframıza dair bunları da masaya yatırmamız şart diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da konunun uzmanı iki arkadaşımızla bugün buradayız. Tekrar ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk webinarda yaptığımız gibi önce arkadaşlarımızdan kısa bir çerçeve sunum rica edeceğim ben. Ondan sonra biraz sohbet edeceğiz ve daha sonra da sizlerin yorumları ve soruları üzerinden sonlandıracağız buluşmamızı. Bu esnada sizler de yazılı olarak yorum ve sorularınızı iletebilirsiniz. Eğer arkadaşlarımızdan spesifik olarak birine yöneltmek istiyorsanız onu da belirtin. Bir de ister istemez bir takım soru ve yorum gözden kaçabiliyor ya da belki çok derin bir soru yorum oluyor. Biraz biz kaçıyoruz belki zaman kısıtlılığından dolayı. O noktada da bana e-mail atarsanız ben eğer cevaplayabiliyorsam kendim olmadı arkadaşlarım üzerinden sizlere yine geri dönmeye çalışıyor olacağım. Evet, isterseniz daha fazla vakit yitirmeden hemen Özge ile ben başlamak istiyorum. Yani beslenmenin sürdürülebilirliği dediğimiz zaman tam ne anlamak istiyoruz? Nedir? Yani sürdürülemeyen beslenme neye karşılık gelmektedir? Ve bunu hem halk sağlığı hem genel anlamda ekolojik boyut bağlamında nasıl değerlendirebiliriz? Yani buralarda böyle herkesin üzerinde anlaştığı bir takım kavramlar var mı, bir takım metrikler var mı, yoksa burada da işte sübjektif bir takım değerlendirmeler mi devreye giriyor? Biraz dünyada durum ne, Türkiye'de durum ne, ne biliyoruz? Hep yine duyduğumuz laflar var, işte kötü beslenme, işte aşırı kilo, obezite, yeterli besin değeri alamama. Biraz bunlar neye karşılık gelmekte? Bir de tabii biz ilk başta da belirttik gıda meselesine bakarken gıdanın
ekolojiyle olan ilişkisine, yani iki yönlü bir ilişki bu. Ekolojik süreçler tarımı ve gıdayı doğrudan etkiliyor ama aynı zamanda işte ne yediğimiz, ne içtiğimiz, neyi ne şekilde tükettiğimiz dönüp dolaşıp ekolojik sisteme bir ayak izi olarak geri dönüyor. Hani buralarda ne biliyoruz ve bunların analizi için nasıl bir çerçeve ihtiyacımız var? Özge'den böyle bir açılım, bir çerçeve önce rica edelim. Akabinde de bu işlerin ekonomi politiğine dair neler söyleyebiliriz? Onu da Canan arkadaşımızdan alacağım. Şimdi dolayısıyla önce Özge ile başlayalım. Evet, Özge. Sesim geliyor değil mi? Çok teşekkür öncelikle giriş ve tanıtım için. Bir yandan ekranımı paylaşayım, bir yandan da o esnada şimdiden özür dileyim herhangi bir bağlantı sıkıntısı olursa elektrik kesintisi sebebiyle yine her zamanki gibi sıkıntı yaşıyorum. Çok pardon bu çirkin görüntü için. Tamamdır galiba, görebiliyorsunuz değil mi ekranı? Evet, tamam. Ben cevabı göremiyorum ama olsun. Tamam. Fikret Hoca'nın da bahsettiği gibi, gıda sistemleri ve aslında gezegen sağlığı bağlamında gıda sistemlerinden biraz bahsetmek istiyorum benim doktorajımda da üzerine çalıştığım alanlar olarak. Gıda sistemleri dediğimizde öncelikle neden bahsediyoruz? Gıda sistemlerinde bunun bir sistemik yaklaşımı tasvir edecek şekilde biyofiziksel ve çevresel kısıtlar ve faktörler, teknoloji ve altyapı gibi faktörler, politik ve ekonomik faktörler ve sosyokültürel ve demografik faktörlerin gıda tedarik zincirlerine, food environment dediğimiz aslında gıda çevrelerine, tüketici davranışına ve en sonunda sonuç olarak da beslenme ve sağlık etkilerine arasındaki bağlantı ve bunların aslında birbirleriyle nasıl ortaklaşa bir iletişim halinde olduğunun tüm analizlerde ve tüm politika süreçlerinde sürekli göz önünde olması gerektiğinden bahsediyoruz. Gıda sistemleri deme sebebim gıda sistemi değil de sebebi de aslında farklı ölçeklerde ve endüstriyelleşmenin farklı aşamalarında olan ülkelere göre değişen farklı süreçlerden geçen gıda sistemleri olması. Yani yerelden küresele değiştiği gibi gıda sistemleri aynı zamanda ülkelerin endüstriyelleşmiş olma süreçlerine bağlı olarak da değişebiliyor. Yani Sahra Altı Afrika'daki bir yerel gıda sistemiyle Kuzey Amerika'daki veya Avrupa'daki gıda sistemi çok farklılık gösteriyor her anlamda. Hem üretim hem tüketim boyutunda. Bu yüzden çoğu kullanıyorum. Ekranım değişmiyor. Değişiyor. Tamam. Faktörlere baktığımızda bu gıda sistemlerindeki üretim ve tüketim boyutunda etkilenen faktörlere baktığımızda tabii ki artan nüfus var. Artan nüfusa ek olarak kentselleşmedeki artış var. Umarım okuyabiliyorsunuzdur. Yine tüketimi belirleyen, insanların talebini belirleyen gelirdeki artış var ve tabii ki ticarete konu olan gıdaların gün be gün artması var. Buna ek olarak biraz da altyapı kısmına baktığımızda tarımsal altyapı endeksi dediğimiz bir endeksin 2019 verilerini paylaşmak istedim. Burada zaten görüyorsunuz çoğunlukla büyük üreticilerin aslında çok daha yüksek skorlara sahip olduğunu fakat yine özellikle kronik açlığın yaygın olmaya devam ettiği Sahra Altı Afrika gibi yerlerde ise bu altyapının oldukça düşük boyutlarda olduğunu görüyoruz. Fiyatlara baktığımızda ise yine erişilebilirliğe etki eden en önemli faktörlerden biri olarak burada örnek olarak beslenmedeki önemli sebebiyle yeşil yapraklı sebzelerin kalori bazında görece fiyatlandırmasının ülkeler arası karşılaştırması. Bu 2017 verisi yanlış hatırlamıyorsam buraya koymayı unutmuşum. Burada bazı büyük Kuzey Amerika ve Orta Amerika gibi bölgelerde bu fiyatların çok daha düşük. Fakat bulunduğumuz bölgede Orta Asya'da ve Kuzey Afrika'da bunların biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz.
Sonuçlara baktığımızda ise yine aslında Fikret Hoca biraz bahsetti kötü beslenmenin etkileri. Kötü beslenme dediğimizde aslında şunu da belki açıklık getirmem gerekiyor. Kötü beslenmeden kastımız hem üç boyutu var, hem yetersiz gıda, yani enerji kalorik anlamda yetersiz gıda tüketimi, hem fazla gıda tüketimi, ki bu aşırı kilo ve obezite ve buna bağlı olarak pek çok sağlık etkisi olan bir durum. Ve aynı zamanda mikrobesin eksikliğini kastediyoruz. Yani triple burden of malnutrition dediğimiz, yani kötü beslenmenin üç boyutu bunlardan oluşuyor. Bunun toplam maliyeti yaklaşık 2-3,5 trilyon Amerikan doları olarak tahmin ediliyor ve küresel boyuttaki ölümlerin 1/5'i ise bu kötü beslenme kaynaklı olduğu tahmin ediliyor son yapılan Global Burden of Disease çalışmasının verilerine göre. Burada yine çoğunlukla beslenmenin etki ettiği non-communicable disease dediğimiz kalp sağlığı, diyabet, kanser gibi beslenmenin çok doğrudan etki ettiği hastalıklardan kaynaklı ölüm oranının ne kadar aslında yüksek olduğunu görebiliyoruz. Pek çok beslenme yetersiz olduğu ülkelerde, yine Sahra altı Afrika'sı gözümüze çarpıyor. Aynı zamanda yetersiz beslenme anne ve yeni doğan ölümlerinin %10'dan fazlasına sebep oluyor. Burada günlük sebze tüketiminin çocuklarda okul çağındaki çocuklarda yetersiz olduğu bölgeleri görüyoruz ve bu aslında oranın pek çok geliri de yüksek olan ülkede dahi yüksek olduğunu görüyoruz. Yani burada üretime ek olarak tüketim alışkanlıklarının da nasıl bu gıda standartlarında önemli bir faktör olduğunu belki vurgulayabiliriz. Çok pardon, yine değişmiyor ekranım. Tamam. Aynı zamanda fazla kalori alımından, fazla enerji alımından da bahsettik. Yine kötü beslenmenin bir bayağı olarak. Burada da yaklaşık 2.6 milyon yetişkinin aşırı kilo veya obezite kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini görüyoruz. Ve bu haritada da 2010 senesi için bir takım estimation'lar görüyoruz. Hem yetersiz besin alımının, hem de fazla besin alımının, yani aslında fazla enerji kaynaklı kilo ve aşırı kilo ve obezite kaynaklı ölümlerin bulunduğu double burden of malnutrition, yani aslında vuku bulduğu ülkelerin durumunu görüyoruz. Yine Sahra Altı Afrika'da gözümüze çarpan koyu bir durum var. Biraz hızlandırmak için gezegen sınırlarına doğrudan geçeceğim. Bu durum ekolojik çevresel faktörlerin hem bir etkilenen hem de bir etkileyici olduğundan bahsettik, hep bahsediyoruz. Burada gezegenin sınırları aslında çerçevesinden baktığımızda gıda sistemlerinin de bu sınırların aşılmasında rolü olduğunu, çok özellikle bazı boyutlarda çok büyük rolü olduğunu görüyoruz. Gezegenin sınırlarından kastımız ise 9 tane sınır. Bu sınır bizi aslında güvenli bir yaşam alanı içinde tutması beklenen, umulan bir takım ekolojik limitler, iklim değişikliği, ozon bozulması, atmosferdeki aerosol birikimi, okyanus asidifikasyonu, bir takım nitrojen ve fosfor, pardon ses galiba gitti ya da bir yerden bana fazla ses geldi, su tüketimi, arazi kullanımındaki değişimler ve biyoçeşitlilik. İklim değişikliği boyutuna baktığımızda ben gıda sistemlerinin özellikle büyük rol sahibi olduğu 5 tane gezegen sınırından bahsedeceğim. İklim değişikliğine baktığımızda aslında bu gezegen sınırlarında 2009 senesinde Rockström tarafından, Stockholm Environment Institute tarafından belirlenen sınırlar bunlar. Ve bu sınırın orijinaline baktığımızda aslında 350-450 ppm karbondioksitin atmosferde sınırlı 350 olarak, çok özür dilerim, 350 ppm karbondioksit olarak belirlenmiştir. Fakat bu aralıkta 350-450 ppm arasında bir uncertainty interval'dan bahsedebiliriz. Ocak 2021 verisine baktığımda biz halihazırda 415 ppm karbondioksit atmosfere salmış bulunuyoruz. Yani aslında biz bu bu limiti aşmak üzereyiz. Fakat aynı zamanda bir yandan Paris Anlaşması var ve 1,5, mümkünse 1,5 derecenin altında kalmaya çalışıyoruz. Bu durumda farklı çalışmalar, burada çeşitli modellerin farklı
familyalardan gelen çeşitli modellerin bize ne kadar karbon bütçesi kaldığına dair estimation'larını görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok büyük farklılıklar var. Yani entegre modellere baktığımızda çok bilinenlerden biri IPCC'nin assessment raporları. Burada sadece 28 gigatonluk bir karbon bütçemizin kaldığını görebilirken başka özellikle process based modellerde çok daha büyük bütçeler bulabiliyoruz. Yani aslında bu tartışmalı bir konu. Ne kadar bütün sektörleri işin içine kattığımızda ne kadar bütçemizin kaldığı bu güvenli ortamda kalabilmek için 1.5 dereceyi mümkünse aşmamak için. Fakat bir takım tabii ki bunu downscale etmek için yapılan çalışmalar var. Tarımsal emisyonlara baktığımızda tarım bütçesinin ise 2030'a kadar yaklaşık yılda 1 gigaton karbondioksit eşiti olacak şekilde buradaki emisyonların azaltımından bahsediyoruz. Sürekli zaten atfedilen bir rakam var. Toplamda küresel emisyonların 1/3 gıda sistemlerinden geliyor diye ve çok yakın zamanda yaklaşık birkaç hafta önce yaklaşık birkaç hafta önce Avrupa Birliği Emission Database for Global Atmospheric Research (ESGAR)'ın yayınladığı bir çalışma oldu. Kendileri bu kurum küresel emisyonların takibini ve aynı zamanda sektörel ayrımını yapan ve bu veriyi paylaşan bir kurum. Bunun bu toplam emisyonların gıda sistemleri bazında ayrıştırımını yaptı. Burada gördüğünüz aslında şu haritaya baktığımızda farklı ülkelerde gıda sistemlerinin toplam emisyonlardaki rolünü gösteriyor. Yani mavi olarak gördüğümüz Türkiye'de şimdi oldu mavi olarak gördüğümüz yer yaklaşık %20-%30 oranındaki gıda sistemlerinin toplam emisyonlardaki rolünün %20-%30 aralığında olduğunu gösteriyor. Burada işin içine tabii ki hem tarımsal üretim sürecinde yani tarladaki emisyonlar hem de aynı zamanda arazi kullanımı değişikliğinden kaynaklanan, ormansızlaşmadan kaynaklanan veyahut daha sonrasında distribution sürecinde, işte ticaret sürecinde veya processing sürecinde bu ürünlerin paketlenmesi veya başka formlara dönüştürülme sürecinde açığa çıkan emisyonları karşılıyor. Fakat yine de biliyoruz ki burada farklı bölgeler bazında baktığımızda da bu enerji bu şeylerde küçük pay chartlara bakarsak eğer Sahra Altı Afrikası veya işte Güney Amerika gibi bölgelerde arazi kaynaklı yani gıda sistemlerinin de içinde bulunduğu arazi kaynaklı emisyonların çok çok daha üstünde olduğunu görüyoruz dünya ortalamalarından. Bunun sebebi ise buradaki arazi bozulumlarının ve ormansızlaşmanın çok yüksek olması. Her ne kadar 1/3 toplam emisyonların yaklaşık 1/3 gıda sistemlerinden geliyor desek de gıda sistemlerinin kendi içine baktığımızda da bu emisyonların çoğu tarımsal üretim sürecinde ve aynı zamanda arazi kullanımındaki değişimler sürecinde meydana gelen emisyonlar yaklaşık 2/3 kadarı. Bunu da gösteriyor bu çalışma. Bu anlamda gıda sistemleri çok önemli gezegenin sınırları içinde kalmamız açısından. Arazi land system change, arazi sistemleri değişimine baktığımızda ise limit aslında güncellenmiş hali 2015 senesinde kalan orman alanının, orijinal orman alanının oranının %75 seviyesine tutulması. Tabii bunların küresel ölçekte araştırmalarının yapılması, verilerinin toplanması oldukça güç bir süreç. Fakat yine 2015'te yapılan çalışma bize bu oranın %62 durumunda olduğunu gösteriyor. Yani çoktan biz bu %75 limitini aşmış durumdayız ve yaklaşık %38'in ormanlarımızın yok etmiş durumdayız. Burada kırmızı bölgeler aslında az önce en başta gösterdiğim gezegenin sınırlarında ki tehlike bölgeleri öyle diyeyim. Yani çoktan bu limit aşılmış olan bölgeler, sarı bölgeler aşmaya çok yakın olduğu bölgeler, yeşiller ise hala bu limitin içinde kalan yani henüz bu gezegenin sınırlarının aşılmadığı bölgeler. Burada görüyoruz pek çok tropik ülkenin aslında bu limiti çoktan aştığını ve bunların çoğu aslında burada üretilen ve ticareti yapılan gıda ürünleriyle ilgili. Hızlıca su tüketimine geçersem buradaki gezegenin sınırı bunlar tabii ki çok genel sınırlar yani bölgesel ve yerel seviyede
bu sınırlar değişiyor ve bununla ilgili çalışmalar gitgide artıyor. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü özellikle su tüketimi veya biyoçeşitlilik gibi alanlarda küresel limitlerden bahsetmek çok doğru olmuyor. Fakat yine de baktığımızda limite mavi su tüketiminin 4000 yıllık 4000 kilometre küpü aşmaması öngörülüyor. Yine 4000-6000 belirsizlik sınırı içerisinde. Mevcut durumda biz bunun küresel boyutlarının 2600 kilometre olduğunu görüyoruz. Fakat dediğim gibi ülkelerin su kaynakları, bölgelerin su kaynakları çok büyük değişkenlik gösteriyor ve biz su stresi içinde olan ve her an iklim değişikliğiyle beraber su fakiri olabilecek bir havzada yer alıyoruz. Bu yüzden havza bazlı bu limitler değişiyor. Bu haritada da zaten aslında küresel sınıra karşı bir karşılaştırma yapılmıyor. Havza bazlı bir karşılaştırma yapıyor ve gördüğünüz gibi Akdeniz havzasındaki pek çok ülkede pek çok bölgede su tüketimi aslında bu gezegenin sınırlarını aşmış olduğu öngörülüyor. Tarım ise her zaman yine referans verilen %72'lik bir değer var. Küreselde, küresel ölçekte bütün su tüketiminin yaklaşık %72'sinden tarım sorumlu, %16'sından belediyeler ve %12'sinden sanayi sorumlu. Fakat bu oran Afrika'da %87'ye kadar çıkabiliyor. Asya'da ise %80 dolaylarında. Fosfor ve nitrojen kullanımına, yani aslında gübre kullanımına baktığımızda ise burada limit iki tane, fosfor ve nitrojen için ayrı olarak. Ben bölgesel limiti verdim. Küresel limitlerde yine suda olduğu gibi çok anlam ifade etmeyebilir her zaman. Bölge bazı baktığımızda toprağa gübre yoluyla eklenen fosforun yıllık 6.2 teragramdan fazla olmaması öngörülüyor ve nitrojen için ise bu limit 62 teragram olarak belirlenmiş. Mevcut durumda ikisini de aşmış durumdayız ve bunların aşım neredeyse tamamı tarımsal kaynaklı, herhangi bir diğer alanlarda kullanımı sıfıra yakın. Fosfor 14 teragram, nitrojen için ise yıllık 150 teragramlık bir kullanımdan bahsetmek mümkün ve yine kırmızı bölgeler bu yoğunluğun en fazla olduğu bölgeler, bu aşımın en fazla olduğu bölgeler. Fosfor için sağ üst köşede, nitrojen için ise sağ alt köşede, sol alt köşede görüyoruz. Biraz hızlandıracağım. Biosphere Integrity, yani biyoçeşitliliğe aslında baktığımızda ise bunun ölçümü en zor olanlardan biri. Ama şimdilik daha iyisi geliştirilene kadar önerilen iki tane indikatör var bunu monitör etmek için. Bunlardan bir tanesi genetik çeşitliliğe bakmak, ikincisi ise fonksiyonel çeşitliliğe bakmak. Bunların çünkü ekosistemdeki rolleri ve etkileri çok farklı bu çeşitlilik şeylerinin, indikatörlerinin. Genetik çeşitliliğe baktığımızda limit su tüketimi, extinction üzerinden aslında tanımlanıyor. Fonksiyonel çeşitlilik ise Biodiversity Intactness Index dediğimiz bir endeks var. Mevcut bu çeşitliliğin ne kadarının aslında korunabildiğini bize gösteriyor. Genetik çeşitliliğin mümkünse tür üzerinde milyon tür yıl bazında bir geçmemesi, fakat 1 ila 10 belirsizlik sınırı içerisinde kalması öneriliyor. Bu Biodiversity Intactness Index'in ise %90 civarında mümkünse korunması öngörülüyor. Fosil kayıtlarına baktığımızda aslında antroposen öncesi bu soy tükeniminin 0.1 ile 1 arasında olduğu kaydedilmiş. Fakat mevcut durumda biz hali hazırda aslında bu limitin çok üzerindeyiz. 100 türü kaybediyoruz. Ve hani 2050'ye baktığımızda eğer bu trendler, bu tüketim trendleri, bu hayat biçimleri, yaşam biçimlerimiz devam ettiği müddetçe bunun 1000 ila 10.000 gibi çok büyük rakamlara varabileceğini görüyoruz. Burada tüketimin, gıda tüketimin, hep şimdiye kadar üretimle ilgili haritalar paylaştım. Gıda tüketiminin ülkesel bazlı biyoçeşitlilik suyun, türlerin suyunun tükenmesine etkisini görüyoruz. Burada pek çok aslında
biyolojik olarak endemik türlerin bulunduğu çok zengin havzaların Güney Amerika, yine Güney Afrika gibi bölgelerde, Avustralya gibi bölgelerde çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz gıda tüketiminin biyoçeşitlilik etkisine. Biodiversity Intactness Index ise %85 civarında şu an küresel durumda. Yani aslında mevcut biyoçeşitliliğin %15'ini çoktan zaten bozmuş durumdayız. Burada ülke bazlı bir dağılım görebiliyoruz. Buradaki veri 2011 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam alttaki. Burada yine benzer yerlerde çok fazla aslında dokunulmamış alan kalmadığını, yine Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve Avrupa bölgelerinde binlerce yıldır tarım yapımında ve arazi bozulumunun da verdiği katkılarla aslında buradaki biyoçeşitliliğin neredeyse tamamına mutlaka insan müdahalesinin olduğunu görüyoruz. Hep tarımdan bahsettik, tabii bu gıda sistemi dediğimiz işin içine balıkçılık da giriyor ve yine baktığımızda küresel ölçekte balık stokları tükeniyor. Çok fazla balığın hem soyunun tükenmesi noktasında hem de kendilerini yenileyebilme kapasitelerini bozmuş duruma geldiğimizi görüyoruz. Bunu da bir dipnot olarak düşmek istedim. Çünkü gıda dediğimizde özellikle Güneydoğu Asya bölgelerinde balıkçılık hem çok önemli bir geçim kaynağı hem de insanların beslenmesi açısından çok önemli ürünleri temsil ediyor. Değiştiremiyorum. Buna karşılık biliyorsunuz bu sene 2021 Eylül ayında bir gıda sistemleri zirvesi yapılacak Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen, bir önceki webinarda da biraz üzerinde durmuşsunuz aslında. Bu gıda sistemlerinin ve gezegen sağlığı bağlamında ne kadar önem taşıdığını gün be gün daha fazla ortaya çıkması dolayısıyla çıkmasının sonucu olarak pek çok çalışma yapılıyor ve nasıl sürdürülebilir bir beslenmeye ulaşabiliriz? Bu neye benzer? Bu nasıl bir tabak aslında bizim için? Bunu anlamaya çalışan pek çok çalışma var ve bu anlamda Eğitim Lancet Komisyonu'nun şöyle ben size hatta tabağını göstereyim. Çok pardon. Bir önerdiği bir beslenme biçimi var. Burada gördüğümüz çoğunlukla beslenmenin sebze ve meyvelerden, yani aslında bitkisel kaynaklı ürünlerden gelmesi, mümkün mertebe hayvansal ürünlerin azaltılması, hayvansal ürünlerin tüketiminin azaltılması ve diğer sağlığı etkileyen şeker ve doymuş yağ gibi ürünlerin yine tüketiminin kısıtlanması. Böyle bir beslenme biçimini küresel ölçekte tabii ki yerel farklılıklar gösterecektir. Çok kaba taslak haliyle hem insan hem de ekosistem sağlığı için, yani gezegenin sağlığı için uygun olabileceğini öne sürüyorlar. Tabii bu dediğim gibi lokal ölçekte farklılık gösterecektir. Hem insanların inanışları hem oradaki ekolojik şartlar ve aynı zamanda erişilebilirlik boyutlarını ele aldığımızda bu tamamen her yerde aynı şekilde gözükecek bir tabak değil. Bunu biliyoruz. Fakat en azından en başta Fikret Hoca'nın da bahsettiği böyle bir beslenme tipi var mı sorusunun cevabını arayan pek çok araştırmacı var ve bir takım öneriler var. Bu gezegen sağlığı tabağında gördüğümüz gibi. Burada zaten et tüketiminin ne kadar düşük tutulduğunu görebiliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda ise tarımsal üretimin üretimdeki artışın aslında 1990'lardan bu yana yaklaşık %40 olduğunu görüyoruz ve buna karşılık tarımsal emisyonlar iki katından fazla şekilde artmış durumda. Aynı zamanda erişilebilirlik boyutuna, yani fiyatlara baktığımızda Türkiye'yi bulunduğu bölgeyle biraz karşılaştırmak istedim. Dünya ortalamasını şu alttaki açık mavi noktalarla görebilirsiniz. Bu kişi başına gıda tüketim miktarını gösterirken koyu lacivert Türkiye için trend gösteriyor. Ve Batı Asya bölgesinde ise buradan Türkiye'deki fiyatlara göre biraz daha yüksek fiyatlar görüyoruz. Fakat sonuç olarak dünya ortalamasının üzerinde
bir gıda fiyatı ortalamalarından ve sürekli artan bir gıda fiyatı ortalamalarından bahsediyoruz. Aynı zamanda yine Türkiye'deki özellikle çocuklarda aşırı kilolu olmak çok önemli bir sorun. Çünkü çocuk yaşta aşırı kilo veya obezite ileriki yaşlarda buna bağlı hastalık riskini çok fazla arttırdığı gözlemleniyor. Bu durumda Türkiye yine bulunduğu bölge ve dünya ile karşılaştırmak gerekirse aslında Türkiye'deki bu oranların her zaman daha yüksek olduğunu görüyoruz. 2018 haricinde 2018'e geldiğimizde bu oran biraz düşüyor. Fakat gitgide 2013'e kadar artan fakat sonrasında biraz düşen ama dünya ortalamasının özellikle üstünde bir çocuklarda aşırı kilolu olma durumu gözlemliyoruz. Aynı zamanda çevresel performansına bakarsak Türkiye'nin bu yuvarlak noktalar nitrojen fazlalığını tarımsal gübre kullanımında nitrojen fazlalığını, bu elmas şeklindeki nokta ise fosfor fazlalığını gösteriyor. Yani bu bize kullandığımız gübrelerdeki nitrojen, nitrat bazlı ve fosfor bazlı gübrelerin aslında gereğinden fazla olduğunu ve bunların çevresel zararlarının bizim de katkı sağladığımızı gösteriyor. Diğer ülkeleri de burada aslında görebilirsiniz. Özellikle Hollanda'da çok büyük bir nitrojen fazlalığı söz konusu. Baltık Denizi'nde etkileyen. Yine Türkiye'de 15 yaş üzerindeki aşırı kilo ve obezite oranlarına bakarsak aslında gerçekten çok yüksek oranlar. Yani pek çok gelişmiş ülkede hep Amerika örneği verilir. Fakat Türkiye'nin bu noktada çok fazla aşağı kalır yanıyor. Burada iki tane aslında şey fark, iki tane yine data pointi var. Bir tanesi ölçülen bu yuvarlak olan, elmas şeklinde olansa self-reported yani beyan edilen. Yani burada şey görüyoruz, beyan edilenle gerçekte olan arasında epey bir fark var. Türkiye'de, Avustralya'da olduğu gibi ölçümlenen oranlar %60'ın üzerinde oluyor 2019 verilerine baktığımızda. Türkiye'de neler yapılmış buna dair diye biraz hızlıca baktığımda besin ve tüketimi ve sağlık araştırmasının epey kapsamlı bir raporu var. 2010 senesinde yapılan bir ankete dayanıyor bu rapor. İlk aslında 1974'te yapılmış, yani 36 yıl sonra tekrar yapılıyor bu kadar kapsamlı ülke genelinde bir araştırma. Ve bence bu tip araştırmaların çok daha sık yapılması gerekiyor çünkü ben İPM ile beraber İPM'deki çalışmalarımda özellikle Türkiye'ye eğiliyorum. Ben doktoram tamamlanmak üzere ve doktorada daha makro ölçekte küresel bulgulara baktım. Ve orada Türkiye'ye döndüğümde gözüme çarpan en önemli şey aslında veri eksikliği gerçekten bu alanda. Burada zaten 36 yıl sonra bu kadar kapsamlı bir araştırma tekrar yapılması bunu gösteriyor. Bu bulgular neler? Çocuklarda ve erişkinlerde durum farklı fakat günlük farklı gıda gruplarının günlük tüketim miktarlarını bize veriyor. Tek tek şimdi üzerine geçmek istemiyorum çünkü zaten zamanımı aştım. Fakat bu bulgulara dayanarak 2015 senesinde tekrar update edilen food-based gıda bazlı beslenme kılavuzu var Türkiye için yayınlanan. Bunu şu an aslında incelemeye devam ediyorum. Diğer ülkelerin gıda bazlı beslenme kılavuzlarıyla karşılaştırıyorum. Neden? Çünkü bu koronavirüs pandemisi sonrası özellikle daha iyisini inşa et mottosu altında gıda sistemlerinin bir transformation'a geçirmek için çok büyük bir fırsatı olduğu öne sürülüyor. Hem insan sağlığı hem çevre sağlığı açısından çok daha uyumlu, çok daha gezegen sağlığıyla uyumlu gıda bazlı örneğin kılavuzların üretilebileceği gözlemleniyor. Bunlardan bazı örnekler var dünya genelinde. Kanada'nın revize edilen bir kılavuzu var. Aynı zamanda İsveç'in, Brezilya'nın ve Katar'ın güncellenen kılavuzlarında sürdürülebilirlik ve tükettiğimiz gıdanın ekolojik etkilerinin hep göz önüne alındığı ve buna yönelik kişilerin tüketimine de bir takım ipuçları verdiğini görüyoruz. Bu anlamda aslında Türkiye'de
revize ettiği bu kılavuzda bu limitleri ve bu konsiyonları göz önüne alabilirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında başka neler yapılıyor? Tabii ki yine tüketimi ve üretimi değiştirmek anlamında farklı politika araçları kullanılabiliyor. Tüketim alanında baktığımızda, tüketim ayağına baktığımızda ülkelerin yine en çok belki sorun yaşadığı konulara dayalı farklı interventionlar var. Örneğin şekerli içeceklerde, işte kola, gazoz vesaire gibi içeceklerde veya şeker katılmış meyve sularındaki vergilendirme, özellikle Güney Amerika'da burada her tüm şeyler, ülkeler gözükmüyor ne yazık ki. Fakat pek çok ülkede, özellikle Güney Amerika ülkelerinde bu vergilerden bahsedebiliriz ve sonuçlarının da alındığı gözlemleniyor. Buna ek olarak üretim ayağına baktığımızda ise özellikle Sahra Altı Afrika'da toprağın da çok fazla deplete olması sebebiyle, yani yeterli besinlerin toprakta bulunmaması sebebiyle, çünkü sonuçta insana geçecek besin topraktan geliyor ve bitki beslenmesinin sağlanabilmesi için biofortification programlarına devam ediliyor. Yani çeşitli breeding yöntemleriyle daha mikro besin özelliği yüksek ürünlerin üretimi noktasında bir takım destek programları ve politikaları izleniyor. Biraz süremi açtığına bakmayın. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde kısaca özetlemek istedim. Pardon. Sesim kesilmiş. Evet, çok kapsamlı bir sunum oldu. Çok teşekkürler Özge. Hem halk sağlığı açısından hem gezegenin sağlığı açısından baktık. Hakikaten ciddi bir kötü beslenme problemiyle karşı karşıyayız. Dünya genelinde de, Türkiye özelinde de hem yetersiz gıda var, fazla gıda var ve mikrobesin alma konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Diğer taraftan da ekoloji gıda ilişkisine baktığımızda işte ciddi bir gübre kullanımı var. Tabii enerji kullanımı var. Onu hızlıca geçtik. Bunların getirdiği sıkıntılar iklime, işte su stresi olarak su kaynaklarına ve biyoçeşitliliğe tabii çok ciddi stresler yaratmakta. Orman azalmasından da bahsettim, bunun etkilerini de söyledim. Bir de tabii unutmayalım, artan sıcaklık, azalan yağışlar orman yangın prevalansını arttırıyor. Bunun da tabii bir etkisi var. Avustralya'da belki sene gördüğümüz görüntülerin tekrarlamasından korkmaktayız. Belki yeterince tabii zamanımız olmadığı için ayrıntıya giremedik. Atıklar önemli bir konu. Onu en başta söylemiştim. Ciddi miktarda atıkta bize sıkıntı yaratmakta. Şimdi bütün bunların acaba, yani bu çizdiğin resmin bir ekonomi politiğine dair ne diyebiliriz? Yani bu işler neden karşımıza çıkıyor? Yani bunun müsebbibi nedir? Biz miyiz? Yani insanlık mı, yoksa daha içinde yaşadığımız üretim tüketim modeliteleri mi? İşte kapitalizm mi? Neoliberalizm mi? Nedir bu işin arka planı? Böyle bir arka plan var mı? Dolayısıyla da biraz sistemik bakmakta yarar var diyerek sözü Candan Hocam'a bırakmak istiyorum. Evet, yani çok genel olarak baktığımız zaman içinde yaşadığımız neoliberal sistemin yani gıda tedariğine ilişkin getirdiklerine, özellikle gıda beslenme bir hak olarak mütalaa edildiğinde, biliyoruz ki neoliberalizm bu hak temelli bakışlara yönelik ciddi kritikleri içinde barındırmıştı. Yani hak temellilik yerine işte iktisadi müşevvikler üzerinden bir yapılanmayı önermişti.
Bunların genel olarak değerlendirilmesi ve Candan'ın İstanbul üzerine çok kapsamlı çalışmaları var. Belki de biraz İstanbul'a dair neler söyleyebiliriz. Bu arada sorularınızı da ben not alıyorum. Evet, şimdi sözü Candan arkadaşımıza bırakıyoruz. Merhaba, sesim geliyor mu? Benim de internetim kesilebilir, bir geliyor gidiyor. Onun için ben de şimdiden özür dilerim. Allah'a şükür elektrikte şimdilik bir problem yok. Ben birazcık daha makrodan konuşmak istiyorum ve bu sefer aslında hep yaptığım birazcık dışına çıkmak istiyorum ve birazcık teorici şapkamı takmak istiyorum. Oradan yani siyaset teorisi üzerinden biraz meseleye yaklaşmak istiyorum. Özellikle neoliberalizm beslenme konusunda ne getirdi, ne götürdü? İşte gıdaya erişimleri gibi sıkıntılar var. Bunların ne gibi implication'ları var? Kimler kazanıyor, kimler kaybediyor? Sorularına odaklandığımızda genelde bu soruları tartışırken işte standart bir üst anlatı var, bir narrative var. İşte Türkiye üzerinde mesela bu 24 Ocak kararlarıdır. 24 Ocak kararları peşinden gelen darbe ve bu kararların işte enforce edilmesi, çiftçi desteklerin kaldırılması, küresel gıda şirketlerinin ve zamanla küresel tüketim alışkanlıklarının Türkiye'ye girmesi, zaman içerisinde bunlara verilen işte cevaplar olması, benim en sevdiğim örneklerden bir tanesi mesela Steakhouse'a karşı kebapçıların açılması, işte Atalık Tohumlar, Yasmin ve Basmeti pirincine karşı Osmancık ve Baldo'nun işte öne çıkarılması gibi gibi böyle birazcık hani üzerinde tartışılan konular var. Ben burayı bugün çok eşelemek istemiyorum. Tabii soru gelirse neden olmasın ama biraz daha olaya farklı yaklaşalım. Değişiklik olsun diye düşündüm. Neoliberalizm beslenme konusunda ne getirdi, ne götürdü diye düşündüğümüzde aslında iki farklı yaklaşımın ortaya çıktığını söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi aslında Fikret Hoca'nın da söylediği gibi hak temelli yaklaşım ve piyasa temelli yaklaşım. Hak temelli yaklaşım dediğimiz nedir? Direkt oradan başlayayım ben. Şöyle özetleyebiliriz. Eğer bir özne bir siyasi topluluğun parçasıysa o zaman o öznenin hayatta kalmaya hakkı var diyoruz. Burada hayatta kalmaya hakkı var dediğimizdeki hayatta kalma hakkı yani right to subsistence hayat hakkından ya da yaşama hakkından yani right to life'dan ve kendini savunma hakkından yani right to self-defense'den birazcık farklı bir hak. Bu böyle adı üzerindeki gibi hayatta kalma hakkı. Hayatta kalmayı önemsiyor. Yani bir canlının bir anlamda canlı kalmaya devam etmesini önemsiyor. Ve bunun için yapılması gereken, yani canlı kalmak için, hayatta kalmak için yapılması gereken hizmetleri, altyapıları, metaları, bunların bunlara erişilmesi için gerekli altyapıların, işte hizmetlerin, metanın, hayatta kalmak için gerekli altyapıların, hizmetlerin, metanın erişilebilmesi için öznel tarafından egemen unsurun ya da egemen aktörün, ki bu genelde devlet oluyor, görevi olduğunu iddia ediyor bunun. Hatta bu egemen unsurun egemen olmasının temel nedeni olarak algılanıyor. Yani devlet neden var diye sorduğumuz zaman devlet yönettiği, koruduğu, kolladığı öznelerin, vatandaşların, vatandaş terimi aslında birazcık sonradan geliyor, özne diyelim o nedenle. Vatandaşların bir anlamda hayatta kalmasına olanak tanımak için var. Bu olanak da işte ne? Belli servisleri götürecek, hizmetleri götürecek, altyapıları yapacak ve gene o bireylerin hayatta kalmaları için gerekli metaları erişmelerinin garantisini verecek. Bunun garantörü olacak. Yani bu anlamda egemen unsur, devlet, bir garantör ve bir service provider, altyapı veya işte hizmetlerin öznelere ulaşmasını sağlayan bir üst yapı. Siyasi topluluğa dahil tüm öznelerde bu hizmet ve metalara erişim hakkına sahip. Bu çok önemli. Yani benim yaşama hakkım bağlı olduğum siyasi toplulukla birebir ilişkili. Tabii burada hani kimin bir siyasi topluluğa dahil olması, kimin bu siyasal topluluğun dışında kalması meselesi başlı başına bir sorun yaratabiliyor ve biz bunu bugün aslında bunu göçmen tartışmalarında da belli oranda duyuyoruz. Ya da işte Cüzdatların ünlü şeyinde olduğu gibi, tartışmasında olduğu gibi, yani kimin için biz ağlayabiliyoruz, kimin için üzülebiliyoruz, kimin
hayatı daha precarious diye düşündüğümüzde zaten bu giriş çıkışları kimlerin siyasi topluluğa dahil olduğunu ve kimlerin dahil olmadığını daha net aslında birazcık görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Burada önemli olan noktalardan biri öznelerin yaşayabilecekleri her türlü erişim probleminin, az önce bahsettiğim hayatta kalmaları için gerekli her türlü altyapı, hizmet ve metaya erişimlerindeki her türlü yaşayabilecekleri erişim probleminin egemen unsur tarafından çözülmesi gerektiği. Bu devletin, egemen unsur olan devletin temel görevi. Bunlara erişimini her koşulda egemen unsur sağlamalı. Bu aslında bu arada bize biraz radikal geliyor olabilir ama bu kadar radikal bir şey değil. Belli oranda biz bunu aslında 80 öncesinde zaten şey yapıyorduk, deneyimliyorduk. Neoliberalizmle ciddi bir kırılma yaşanıyor bu. Buralara tabii ki girebilirim. Fakat şeyi de atlamamak gerekiyor. Yani devlet bütün bunların provider olacak. Evet ama hani biz burada nasıl anlatayım? Süper absolutist ve her şeye müdahale eden bir devletten bahsetmek zorunda değiliz. Devlet bunu egemen unsur bu arada devlet dediğim o. Egemen unsur bunu çok farklı şekillerde yapabilir. İşte piyasayla beraber yapabilir. Belli sektörleri, belli işleri piyasaya verebilir. Belli şeyleri kendisi üstlenebilir. Piyasaya der ki işte sen atıyorum %10'unu yap ben %90'ını yapayım ya da hani bütün bunların hepsi negotiation'a açık yani. Fakat burada bir önemli olan nokta siyasal topluluğa, devletin temsil ettiği siyasal topluluğa, devletin üzerinde egemenlik kurduğu siyasal topluluğa dahil olan, onun üyesi olan her öznenin yaşama hakkının olması. Tabii ki burada yaşama için gerekli şeylerden biri gıda. O nedenle bundan altını çizerek bahsediyorum. Sadece gıda da değil ama gıda üzerinde bahsediyorum. Yaşama hakkının olması ve devletin bu yaşama hakkını sağlayacak bir anlamda garantör olması. Şimdi bu değişiyor. 1980'deki aslında burada çok girmediğim o kronoloji içerisinde ve biz daha çok piyasa temelli bir yaklaşıma kayıyoruz. Şeyi de söyleyeyim hani 80 böyle sert bir kırılım değil. Piyasa temelli yaklaşımın aslında örneklerini aynen hak temelli yaklaşım da olduğu gibi biz aslında daha öncesinde görüyoruz. 80 öncesinde de görüyoruz. Fakat bunlar farklı şekillerde bir anlamda birbirlerinin içerisinde var olmaya devam ediyorlar. Fakat hangisinin daha dominant olduğu içinde yaşadığınız konjonktüre göre değişiyor. Ve bunu gıda sistemlerine daha teorik düzeyde baktığınız zaman aslında net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi burada çok detaya girmeyeceğim işin tarihsel tarafında ama hani soru gelirse tabii ki seve seve cevaplarım. Peki piyasa temelli yaklaşım ne? Piyasa temelli yaklaşımda iki öncelik var. Bunlar birbirini içeren iki öncelik. Birincisi kâr etmek, bizim temel amacımız kâr. İkincisi sermayeyi geliştirmek, büyütmek, olabildiğince konsantre etmek yani yoğunlaştırmak. Yani sermayeyi elimize toplamak istiyoruz. Piyasa temelli yaklaşımın öncelikleri bunlar. Biri diğerini öncelemiyor, ikisi beraber var oluyor. Bunu da altını çizeyim. Bu iki amaç farklı sektörlere de yayılabiliyor birazcık ve ekonomik uygulamalara tekabül edebiliyor. Ama dediğim gibi hani aralarında bazen gerginlik de olabiliyor. Fakat beraber var olmaları önemli. Yani biz hiçbir noktada kar amacını tamamen elimine etmiyoruz. Ya da hiçbir noktada sermaye geliştirme amacını tamamen elimine etmiyoruz. Bunlar iki temel öncelik olarak piyasa temelli yaklaşımda var oluyorlar. Piyasa temelli yaklaşımda öznelerin ürettiği değer çok önemli ve bir anlamda siyasi topluluk için önemleri, öznelerin önemleri bu ürettikleri değer endeksli. Tabii ki değeri de bu değerin ne olduğunda serbest piyasa belirliyor. Arz ve talebe göre oynayabiliyor bu mesela veya benzer şekilde sermayenin, metaların ve iş gücünün uluslararası sınırlar arasında hareket etmesine göre de oynayabiliyor. Fakat benim değerim bir anlamda piyasa için ürettiğim değere endeksli. Bu da şu demek, eğer ben piyasa için yeterince değer üretmiyorsam ya da ürettiğim değer piyasada yeterince değerlendirilmiyorsa, piyasa bunu yeterince değerli bulmuyorsa o zaman ben aç kalabiliyorum. Ve bunu bir anlamda benim aç kalmamı ya da hayati fonksiyonlarımı idame ettirmek için gerekli hizmet servis gerekli servis, altyapı ve metalara erişip erişemememi kontrol eden, buna garantörlük eden, ben buna erişemiyorsam bir anlamda benim erişmeme emin olan hiçbir
şey yok, arka backup mekanizması yok. Bir de beni o anlamda sosyal olarak koruyup kollayacak, aç kalmadığımda, açıkta kalmadığımın emin olacak bir mekanizma ya da mekanizmalar en azından kamusal alanda yok. Olanlar da çok sınırlı. Tabii ki komşuluk ilişkileri var, ailevi ilişkiler var ve insanlar bunu sosyal oran alanlar içerisinde belli networkler üzerinden belli oranda halletmeye çalışıyorlar. Fakat bu şey değil, ne denir? Kesin değil. Hatta bunu Polanyi de belli oranda tartışır. Çok name dropping yapmak istemiyorum aslında ama yani piyasanın bu toplumu dağıtıcı şeylerine karşı aslında toplumun daha doğrusu kendini devam ettirici özelliklerini bir anlamda hani antitez olarak ortaya koyacağını söyler. Bu çift hareketi biz bu noktada birazcık burada görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Fakat tabii ki hani sosyal ağlar ya da işte aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri gibi daha çok benim aç kalmam durumunda ya da işte hayatımı devam ettirmek için gerekli hizmet, altyapı ve metalara erişememem durumunda rely ettiğim bu diğer networkler asla ve asla kamunun hak temelli yaklaşımdaki kamunun beni koruyup kollamasıyla paralel denk olamıyor. Çünkü benim ailem de sonuçta da komşuluk ilişkilerim de benzer constraintler içerisinde hareket edecektir. Çok uzatmayayım gene oraları. Altı çizilmesi gereken birkaç nokta daha var. Onları da söyleyip arkasından hızlıca toparlamak istiyorum. Dediğim gibi üretilen değer, birincisi üretilen değer, ekonomik değer ve bu değer serbest piyasa tarafından belirleniyor. Yani piyasanın serbest olması önemli ve bu serbestliğin korunması önemli. İkinci olarak eğer üretilen değer, öznenin hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu meta, hizmet ve altyapı piyasadan temin etmesine yetmiyorsa o zaman özne bunları temin edemiyor dediğim gibi. Yani özneyi destekleyecek bir kamu mekanizması yok ve bu mekanizmanın olmaması çok önemli. Bakın olması değil, olmaması çok önemli. Neden? Bu mekanizma olmayınca ben bir anlamda bu hizmet, altyapı ve metalara erişmek için piyasaya değer üretmek zorunda kalıyorum. Ve piyasa aslında bir anlamda bu şekilde varlığını sürdürüyor. Piyasa temelli yaklaşımın en temel özelliklerinden biri aslında benim aç kalmam bu bağlamda. Ya da ürettiğim değerin fazlaca piyasa tarafından değerlendirilmemesi. Bu birazcık böyle ters geliyor gibi algılanabilir ama önemli bir şey, nokta. Piyasa ve bu destek mekanizmalarının eksikliği ya da yokluğu özneleri piyasa için çalışmaya, yani değer üretmeye zorluyor. Bu zorlamanın ekonomi temelli olması benim altını çizmek istediğim üçüncü nokta. Bu siyasal bir zorlama değil, sosyal bir zorlama değil, bu ekonomik bir zorlama. Yani bireyler ekonomik olarak çalışmak zorunda oldukları için çalışıyorlar. İhtiyaçlarını piyasadan temin etmek zorunda oldukları için çalışıyorlar. Bu ne demek? Ne zaman ki ben belli hizmetleri, altyapıları veya metaları piyasadan değil de işte atıyorum aile ilişkilerinden temin edeceğim. Bunun mesela örneklerinden bir tanesi şeydir. Özellikle alt gelir grubunun köydeki akrabalardan yiyecek getirmesini düşünebilirsiniz mesela. Bu bir anlamda bu aile networklerine dayanarak ayakta kalma biçimi. Ekonominin belli oranda tabii ki ekonomi ve sosyal hep ilişkili. Bunu tenzih edilerek söylüyorum ama piyasa ilişkilerinin dışında olduğu için bu alışveriş bir anlamda piyasa için, piyasa temelli yaklaşım için çok zararlı. Ve buradaki temel soru bu piyasa dışı ilişkileri ben nasıl piyasa içerisine çekerim? Politikalar da zaten, üretilen politikalar da bunun üzerine olacaktır. Çalışmak, tekrar altını çiziyorum, siyasi bir zorunluluk ya da hak ya da ödev değil. Bu da açlığı ve açlıkla baş etmeyi toplumsal bir sorun olsalar da, birer halk sorunu, halk sağlığı sorunu olsalar da siyasi bir sorun yapamıyor. Ve biz gene tartışmayı bir anlamda ekonomiye bağlıyoruz. Hatta sosyale bağlıyoruz, diyoruz ki ya tamam işte gıda bankası açarız ya da işte ne bileyim zekat veririz ya da işte ne bileyim asıl mesele işte işsizlik. Yani biz bunları olabildiğince ekonomi içerisinde tutalım. Hatta sosyal içerisinde tutalım ama biz açlığı, kötü beslenmeyi siyasi bir sorun haline getirmeyelim. Gıda hakkını siyasi bir hakmış gibi talep etmeyelim. Çünkü bunlar ekonomik sorunlar veya sosyal meseleler. Bu ekonomi ve politik ayrımının
böyle bir şeyi var, ne denir? Kötü connotation var diyeyim. Yani siyasallaştıramıyoruz biz bu meseleyi. Hakka çekemiyoruz piyasa temelli yaklaşımdan. Son olarak da açlığın, beslenmenin ve piyasa temelli gıda erişiminin bir yönetim aracı olduğunu unutmamak lazım. Yönetim aracı derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Hak temelli yaklaşımda egemen unsurun görevi, daha önce söylediğim gibi, bireylerin siyasi topluluğun özneleri olmaları üzerinden bir anlamda hayatta kalmaları için gerekli altyapı, işte hizmet, meta, hep aynı şeyi söylüyorum, erişimlerini sağlamak. Tabii gıda bunlardan biri. Bu görevi biz piyasa temelli yaklaşımda egemen unsurdan alıyoruz. Ve egemen unsura diyoruz ki senin artık yegane görevin piyasanın serbest olmasını sağlamak, özneler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve serbest piyasa mekanizmasını işletmek. Şimdi bu ne demek? Bu yeni görevler daha doğrusu ne yapıyor? Egemen unsuru bir anlamda direkt veya indirekt olarak, egemen unsuru zaten hep Weber'in definisyonundan, tanımından yola çıkarak zaten şiddet kullanma monopolisine sahip, tekeline sahipse eğer, o zaman bu şiddeti özellikle piyasa mekanizmasını işletmek için ya da krize girdiğinde piyasa mekanizması o krizden çıkarmak için kullanmasına, bu amaçla kullanmasına iteklemek oluyor. Yani tabii burada şiddetin mesela açlığı da içeriğini unutmamak gerekiyor. Yani benim aç kalmam, aç bırakılmam, açken korunmamam da bir şiddet biçimi olabiliyor. Bunu da hani bir parantez içerisinde footnote olarak düşeyim buraya. Bütün bunları işte dediğim gibi, yani piyasa mekanizmasını işletmek, krizden çıkarmak, piyasa dışı olan ilişkileri piyasa içerisine çekmek için bu şiddeti egemen unsur kullanabiliyor. Ve tabii ki bunları yaparken de birilerinin yararına yapmış oluyor ve başka birilerinin zararına yapmış oluyor. Bu işin hani şey tarafı dediğim, bir yönetim biçimi olması dediğimden kastım da tam bu. Bugün aslında içinde yaşadığımız birçok gerginliği buradan okumak mümkün bu arada. İşçi ve işveren arasındaki gerginliği, işte 50'lerden 60'lardan itibaren kırsaldan olan göçün üstü kapalı olarak desteklenmesini, küçük çiftçinin bugün toprağını satıp tarımdan çekilmesine pek ses çıkarılmamasını, kentlerdeki işte artan açlığı, İstanbul'un iaşesiyle ilgili aklımıza gelebilecek az çok her problemi neredeyse buralardan okumak mümkün. Diğer bir de işte her konuda olduğu gibi aslında gıda, tarım, kent yerleşimi meselesindeki sınıfsal ayrımlar açılan makas. Aslında egemen unsurun belli sınıflar için ama öncelikle de serbest piyasa için, bu çok önemli. Yani piyasa mekanizmasını işletmek için yürüttüğü aktif politikaların sonucu. Bunlar birilerinin düşünmeden aksiyon alması, düşünmeden politika üretmesi ve hani böyle bir sonucun tahmin edilmiyor olmasından kaynaklanan değil. Aksine bilinerek ve isteyerek yapılan şeyler. Tıp tıp notlarıma bakıyorum. Biraz toparlayayım. Son söylemek istediğim, çünkü birkaç bir şey daha var. Ondan sonra da sanırım sorulara geçsek daha iyi olacak. Piyasa temelli yaklaşımda iki yaklaşımı şimdi bir araya koyduğum zaman, yani piyasa temelli yaklaşımı ve hak temelli yaklaşımı bir araya koyduğum zaman, piyasa temelli yaklaşımdan tekrar hak temelli yaklaşıma geçebilecek miyiz? Bundan çok emin değilim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü bunu da şu kapsamda, şu kontekste söyleyeyim daha doğrusu. Bugün çok popüler olan konulardan bir tanesi food sovereignty, gıda egemenliği. Ve gıda egemenliği yaklaşımı mesela aktif olarak hak temelli yaklaşımla ilişkileniyor. Güzel bir yaklaşım, kesinlikle karşı değilim. Aksine oldukça destekliyorum. Fakat yapabilir miyiz? Ya da hani bunu siyasi olarak hak temelli yaklaşıma geçmek ne kadar mümkün? Bunun için ne gibi bir strateji gerekiyor, siyasi strateji gerekiyor? Bunu düşünmek gerekiyor. Bunu da sadece Türkiye özelinde söylemiyorum, yanlış anlamayın. Burada söylediğim birçok şeyi gayet hani açık uçlu olarak dünyanın birçok yeri için söyleyebiliriz. İkinci olarak piyasa temelli yaklaşım kendi iç dinamikleriyle de çatırdıyor. Onun da altını çizeyim. Yani piyasa temelli yaklaşımın biz bugün evet dominant olduğunu görüyoruz ve hak temelli yaklaşımı ötelediğini de görüyoruz. Fakat kendi iç dinamikleri altında çatırdadığını da görüyoruz. Mesela nepotizm sık sık piyasayı destekleyici değil, köstekleyici davranılmasına neden oluyor.
Bu anlamda bu aslında piyasa temelli yaklaşımın kendi iç dinamikleri yüzünden egemen unsuru konumlandırdığı yer yüzünden bir noktada kırılmasını önceliği olabilir. Ama bu uzun vadede ne anlama gelecek? Hem siyasi olarak hem ekonomik olarak hem sosyal olarak güzel soru. Yani bunun üzerine bir düşünmek lazım açıkçası. Üçüncüsü ve bence gene en önemlisi, hak temelli yaklaşımda hakların temel garantörünün devlet olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani olur da biz böyle hak temelli yaklaşımı süper bir çözüm olarak düşünsek bile hakları dişimizle tırnağımıza kazanıp alsak bile bu hakları bize veren devlet ve bunun garantörü olacak olan aktör, egemen unsur gene devlet. Yani biz öyle ya da böyle devletle bunu negotiate etmek durumundayız. Bunu istiyor muyuz şu noktada? Devletle tekrar masaya oturmak istiyor muyuz? Yoksa bunu bir anlamda kendi aramızda mı halletmek istiyoruz? Bunu da bence bir düşünmek gerekiyor. Yani devlet acaba araya sokmadan çözebilir miyiz biz bu meseleleri? Gıdaya daha adil, daha eşit erişimi hak kurgusu üzerinden değil de başka bir kurguyla acaba bunu yapabilir miyiz? Bunu da bence bir düşünmek gerekiyor. Ya da araya devlet alacaksak eğer ve bunu gerçekten hani anayasal bir hak olarak mesela düşüneceksek, right to food diyeceksek, o zaman nasıl denetim ve denge mekanizmaları veya araçları masaya oturtmamız gerekiyor? Ne gibi checks and balances lazım yani? Biliyorum böyle bunlar biraz darlayıcı sorular. Hani tam da bunlarla bitiriyorum ama önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten deyip susayım ben de. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Bu darlayıcı soruları biz de sormaya devam edeceğiz. Eminim bir dizi cevap da vermeye gayret edeceğiz. Şimdi çok dolu dolu iki sunum oldu. Şöyle bir noktaya geldik. Gıda ve ekoloji arasında iki yönlü bir ilişki var. İşte ne ürettiğimiz, ne tükettiğimiz gıda anlamında, nasıl beslendiğimiz, nasıl bir diyet uyguladığımız ekolojik yapıyı çok etkiliyor. Ekolojik yapıyı da yani gezegenin ekolojisi diye düşündüğümüz zaman insanlar da var, insan dışı ekoloji de var. İşte insanlara, halka diyelim dikkatimizi çevirdiğimiz zaman kötü mü besleniyoruz, beslenmiyor muyuz sorusunu soruyoruz. İşte ekolojiye girdiğimiz zaman da işte malum toprağın, suyun kalitesi, havanın kalitesi, işte iklim krizi, biyoçeşitlilikteki zararlar gibi liste uzuyor. Ve şunu da gördük, bu ekolojideki yapı, özellikle iklim değişikliğindeki önümüzde beklenen süreçlerin ciddi önlemler alınmazsa, yani business as usual gidilirse hemen hemen her alana etkisi olacak, ama en fazla da gıda sektörüne, tarım sektörüne olacak. Bunun da altını çizdik. Ve şunu da gördük ki bu yapı aslında büyük ölçüde de içinde yaşadığımız neoliberal yapıyla çok işte iç içe geçmiş durumda. Neoliberal yapı hem bir noktada ekolojik kaygıları daha kenara koyabilen bir vizyona sahip, hem de hak temelli bir yaklaşımı bir kenara bırakmış durumda. İşte beslenme hakkı, gıda hakkı kavramları biraz böyle şeyden, lügattan çıkartılmış durumda, eskiden olan kavramlar. Keza su hakkı da, yani gıda hakkının içinde tabii su hakkı da var, onu da söylememiz gerekiyor. Bu arada güzel sorular geliyor. Ben biraz oralardan da esinlenerek hem biraz belki eksik kalan noktaların üzerinden gitmek istiyorum, hem böyle bir iki soruyla tekrar sizlere geri dönmek istiyorum. Değindik ama Ömer arkadaşımızın da belirttiği gibi su, enerji ve gıda üçlemesini belki daha sistematik, daha entegre bir kapsamda ele almak gerekiyor. Çok doğru ki yani Özge arkadaşımız bunu bahsetti ama belki bir ekstra vurgunun yapılması lazım oraya.
ciddi enerji kullanımı da var. Dolayısıyla yediğimiz, içtiğimiz, işte bu işleri yaparken bir yerden bir yere taşıdığımız gıda, bütün bu süreçte kullandığımız enerji, bütün bu süreçte karbon ve metan emisyonları, bunları mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Şimdi atıklardan bahsettik. Tabii atıkların bir kategorisi de ambalaj atığı. Yani gıdayı kullanırken bunların ne şekilde ambalajlandığı da çok önemli. Ve ambalaj atığı da atıklar içerisinde önemli bir yüzdeye sahip. Dolayısıyla biraz öyle de düşünmek lazım. Yani yediğimiz nereden bize geliyor, kaç kilometre yaparak geliyor, bu ne şekilde bize sunuluyor, bunları da mutlaka değerlendirmemiz lazım Selma arkadaşın belirttiği gibi. Keza çok hızlı geçtik. Tarım sektöründe kullanılan zehirler de önemli bir tartışma başlığı oluşturmakta ki bunların bir kısmı maalesef kalıntı olarak gıdalarda bulunuyor ve eğer işte organik değilse bir şekilde bir miktarı bize geliyor. Bir başka başlık özellikle sudaki plastik kirliliği. Bunlar çok mikro ölçeklere indiği noktada işte balıkların vücuduna giriyor ve oradan da yine insanlara giden bir zincirin parçası oluyorlar. Bir bahsettik ama belki Batuhan arkadaşın da belirttiği gibi et tüketimi önemli bir parametre. Özellikle büyükbaş malum hem çok su kullanıyor büyükbaş sektörü hem de işte büyükbaş metan gazı emisyonundan dolayı iklim krizinin arkasındaki önemli parametrelerden biri. Dolayısıyla diyetimiz çok önemli. Özge'nin bahsettiği sağlıklı tabak hem bizler için hem işte dünya ekolojisi için çok önemli ve orada Özge de vurgulamıştı. Et tüketimini oldukça düşük tutmuş durumdalar. Bunun da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii burada bir enteresan soru da doğuyor. Yapay etler konusunda ne düşünüyoruz? İşte ne bileyim yosundan et üretimi mümkün. Hani bunu daha geliştirdiğimiz takdirde bu ne getirir ne götürür. Mesela bu açıdan da bir bu tartışmayı değerlendirmek gerekebilir kanaatindeyim. Candan hocamın bahsettiği Karpaloni'ye referansla bahsettiği sesiniz gitti. Fikret hocam. Tekrar geldi galiba değil mi? Tamam. Kendi kendine gidiyor bu. Niye anlayamadım? Şey demedim. Karpaloni'ye referansla belirttiği neoliberal sistemlerin full bir hegemonya kurabilmesi söz konusu değil. Bir şekilde toplum direniyor. Ve bunu belirttikten sonra acaba biz tekrar devleti geri mi istiyoruz diye sordu. Herhalde biraz devlet dediğimiz zaman ceberrut bir yapıdan değil mi bahsettiğimizi düşünüyoruz. Ve acaba başka alternatifler var mı diye sordu ki biz bu soruyu da sormaya devam edeceğiz. Ama tam o noktada Ayşe Semra arkadaşımızın da dile getirdiği gibi gerek dünyada gerek Türkiye'de son 10 yılda yerel yönetimlerin sahnede yer aldığını görmekteyiz. Acaba hani yerel yönetimler bu boşluğu doldurabilir mi? Nasıl bir rol oynamaktalar? Belki buna dair birkaç eklememiz olabilir diye düşünüyoruz. Tabii bütün bunların ötesinde hayvan hakları ile ilgili bir tartışma da açabiliriz. Yani bütün bu işleri yaparken acaba çok mu insan merkezli bakıyoruz tartışmalara?
Yani kendi gıdamızı, ne yediğimizi, ne içtiğimizi, işte iyi besin alıp alamadığımızı falan filan değerlendirirken çok mu merkeze kendimizi oturtuyoruz? Yani bu da malum uzun bir tartışma, geniş bir tartışma ama belki buna dair de ufak tefek bir şeyler söyleyebilmek mümkün olmalı. Yine geri döneceğim diyet konusuna. Özge gerçi birkaç kez değindi ama daha hani spesifik olarak mesela bir şey olsa, herkes vegan olsa, işte kabaca hesap kitaplardan biliyoruz ki karbon emisyonları büyük ölçüde azalıyor. Yarı yarıya neredeyse azalıyor. Yani bu tür diyetteki değişiklikleri en baştaki grafikte hatırlıyoruz. Yani kültür çok önemli bir boyut beslenmenin. Ama bu tür değişiklikleri bir parça nasıl diyelim, daha öne çıkartmak, bu tür diyetteki dönüşümleri daha belirgin kılmak için neler yapılabilir? Yani en son işte ne bileyim kolalı içeceklere vergi konması gibi, ya da Türkiye'de de var, Avrupa'nın ve Amerika'nın birçok yerinde de var, okullarda kimi tür gıdaların satışının yasak olması gibi. Yani bu tür işler aslında biraz tabii Candan'ın dediği hak meselesine girmiyor değil, giriyor. Yani buralarda neredeyiz? O yüzden dedim, hiçbir zaman için o piyasa mantığı tamamen egemen olmuyor, olamıyor. Çünkü toplum direniyor. Yani en azından diyor ki işte çocuklarımız iyi gıda alsın, iyi besin alsın ve hakikaten bu tür tedbirler de alınmış durumda. Tabii şey çok çarpıcı bir olay. Yine Selma arkadaşımız da yazmış. Yani işte 700-800 milyon aç varken daha fazla miktarda aşırı kilolu obez var. Yani dolayısıyla aslında yeterli gıda üretilmiyor diye üretiliyor, fakat bunun tüketiminde bir nasıl diyelim adaletsizlik yaşanmakta. Biraz bunlar çıktı ön plana. Bir ufak teknik soru var Fatih arkadaşımızın, Özge'ye. Biyoçeşitlilikteki kaybı söylerken hangi yıla referans verdi arkadaşımız diye? 2011 miydi acaba? Bir onu da not alabilirsen. Evet, yine Selma arkadaşımız yapay et konusunda Bülent Şık hocamızın değerlendirmelerine gönderme yapmış. Onu da Bülent hocamıza buradan selamlarımızı ileterek eklemiş olalım. Evet, Hande arkadaşımızın bir yorumu Candan hocamızın son dedikleriyle epey bağlantılı. Hak temelli yaklaşım dediğimiz zaman işte bütün gücün elinde olduğu devlet kavramı yerine başka bir şeyleri düşünebilir miyiz sorusuna. Sorumluluk sahibi bireylerin yerelde örgütlenmeleriyle kurulan güçlü kooperatif ve benzeri yapıları da acaba düşünmemiz gerekmiyor mu? Ki zannederim Candan hocamız da ona bir yol açmıştı. Ben de evet, bunu zaten bu webinar serisinde daha ayrıntılı konuşacağız demiştim. Evet, isterseniz şimdilik ben bir durayım ve bu sefer ilk önce Candan hocamızdan başlayalım. Bir kısa bir toparlama yapabilirsek, 5'er dakikalık, çünkü zamanımız doluyor. Sonunda ben birkaç dakika bir şey söylemek istiyorum. Evet, Candan hocam. Teşekkürler. Gelen sorular için de teşekkürler. Ben sondan başlayayım. Güçlü egemen gücün devlette olması yerine sorumluluk sahibi bireylerin yerel örgütlenmeleriyle kurulan güçlü kooperatifler bir seçenek olabilir mi? Neden olmasın? Öncelikle onu söyleyeyim yani. Neden bunu biz yerelde bunu yapmayalım? Kesinlikle, yani özellikle pratik olarak, yani uygulama açısından da yerelin ben gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kooperatiflerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat şeyi atlamamak gerekiyor burada. Yani biz ne kadar yerel dersek diyelim, bir büyük üst yapı olmak zorunda olacak
bu kooperatiflerin ya da yerel örgütlenmelerin yasal olarak tanımlanması gerekecek. İşte o yasaların uygulanması gerekecek. Eğer bu örgütler kurulma amaçlarının dışına çıkarlarsa herhangi bir nedenden dolayı bizim ve onlar arasında bir arbitration yapılması gerekecek. Bütün bu noktalarda biz gene öyle ya da böyle devlete ihtiyaç duyacağız. O nedenle tam anlamıyla devleti bu network'ten, bu ilişkiler ağından çıkarabileceğimizi düşünmüyorum. Bunu söylemekle beraber zaten o tartışma ne kadar anlamlı ondan da çok emin değilim. Galiba burada bizim asıl düşünmemiz gereken, biraz da sesli düşünüyorum doğru söylemek gerekirse. Ama galiba burada bizim asıl düşünmemiz gereken devlete eğer biz gene hak temelli bir yaklaşım istiyorsak, buna şey yapacaksak nasıl şey yapabiliriz? Ne gibi check ve kontroller, devletin üzerinde nasıl kontroller sağlayabiliriz? Ya da devletin içerisinde nasıl kontroller sağlayabiliriz? Toplumun bizim hepimizin piyasa yaklaşımına, piyasacı yaklaşıma gösterdiğimiz direnci biz benzer şekilde devlete göstermiyoruz çoğu zaman. Bazı şeyler çok daha kolay oluyor ya da bazı kurallara çok daha kolay uymaya başlıyoruz. Belki de bizim bu refleksimizin birazcık yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Belki sosyal olarak birbirimize karşı işte bu piyasacı yaklaşıma karşı gösterdiğimiz dayanışmayı belki birazcık da egemen unsura karşı göstermemiz gerekiyor. Bunda doğru söylemek gerekirse emin değilim. Yani burası çok ucu açık bir nokta. Birazcık da zaman gösterecek. Sadece şey söyleyebilirim. Uluslararası, hatta uluslararası dayanışmanın çok önemli olduğunu. Çünkü öyle ya da böyle herkesin devlet geleneği birazcık farklı ya ve biz devlet denen örgütlenmenin farklı versiyonlarını biliyoruz ve onun farklı versiyonlarına karşı direnişler gösteriyoruz. O nedenle ben gidip Meksika'dan biriyle gıda egemenliği üzerine diyalog kurduğum zaman ve o bana kendi dertlerini anlattığında, ben ona kendi dertlerimi anlattığımda ve biz ortak çözümler düşünmeye başladığımızda aslında işte tam da bu ucu açık kısmı beraber düşünmüş oluyoruz. Farklı örgütlenme biçimlerini, farklı direniş mekanizmalarını bu bağlamda canlı tutmuş oluyoruz. O nedenle bence şey çok önemli, uluslararası dayanışmalar, uluslararası dayanışmalar çok önemli. Son olarak sadece bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Zaten sanırım süremi de doldurdum. Özellikle şey konusunda, tarım işte yani et yemek yememek konusunda ya da işte yapay etler, yapay proteinler, hani artificial proteins konusunda. Şunu söyleyebilirim. Burada sık atlanan bir taraf olduğunu düşünüyorum. O da evet tamam şeyi değiştirdik, diyeti değiştirdik ve bunun sonucunda hani belki iklim değişikliği için, belki değil, iklim değişikliği için kesinlikle önemli adımlar attık. Tarımın verdiği zararı azaltmış olduk. Tarım işçilerinin durumunu atlamamamız gerekiyor. Yani dünyayı düzelteceğim derken mercimek tarlasında çalışan ya da soya tarlasında çalışan tarım işçilerinin halini atlamamamız gerekiyor. Bu çok sık olarak atlanan bir şeydir. Evet, hayvansal proteinler kötü. Burayı tartışmıyorum bile. Kötü derken yanlış oldu aslında. Bunun çevreye verdiği zarar fazla. Bu tarafı tartışmıyorum bile. Matematik ortada. Fakat tamamen bunları ortadan hayvansal proteinleri ve hayvan bazlı ürünleri diyetimizden çıkardığımız zaman bütün bu problemleri çözmüş olmuyoruz. İşin bir kısmını çözmüş oluyoruz. Önemli bir kısmını çözmüş oluyoruz. Belki ya da hafifletmiş oluyoruz. Fakat bununla iş bitmiyor. Bu hatırlatmayı yapmak istiyorum çünkü çok sık atlanan bir hatırlatma bu. Zaten hani şey örneği vardır. Kinoa örneği bu konuda ünlüdür. Kinoa'nın proteinlerinin yüksek olması fark edildikten sonra bununla ilgili demand artmaya başlayınca, talep artmaya başlayınca yükselen fiyatlar bunu yüzyıllardır tüketen Bolivyalı yerli üreticilerin kendi gıdalarına, kendi ürettikleri ve hani geleneklerinin bir parçası olan gıdaya erişimlerini engeller hale gelir. Bu sadece işin bir parçası. Tarım işçileri işin diğer bir parçası. Yani bir şeyi switch ettiğimiz zaman unutmayın, gene birileri kazanacak ve gene birileri kaybedecek.
Bunu şimdi bu tarafını atlamamız gerekiyor. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bununla da aradan çekileyim. Teşekkürler. O yüzden zaten politik ekolojisi dedik gıdanın, bu kazanan ve kaybedenleri görmek üzere. Bu son noktaya dair güzel bir bana pas oldu. Önümüzdeki webinarlarda üretim süreçlerini de değerlendiriyor olacağız. Dolayısıyla burada hakikaten işin emek kısmında kim var, onlara dair sorunlar nedir, oralara da ışık tutmaya çalışacağız. Evet, evet. Şimdi Özge'ye verelim sözü. Teşekkürler. Çok az vaktim var zaten. Yeterince vakit aldım farkındayım. Sadece şunu bir özet söylemek istiyorum. Bence bu kadar çok farklı boyutlardan sorunun gelmesi ve bu kadar aslında ucu açık sorular da olması gıda meselesinin ne kadar iç içe geçmiş, ne kadar çok boyutlu ve yani gerçekten one size fits all gibi bir cevabım olmadığını çok güzel şekilde örneklendiriyor. Ben de kendi sunumumda o kadar zaman almama rağmen yine de üzerinde durabildiğim şey sadece aslında üretim ve tüketim biçimlerimin ekoloji ve insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştı. Fakat tabii bir de tersine durum var. Yani buna hiç giremedim bile. Çünkü gerçekten o kadar kısa sürede üzerine durulabilecek bir şey değil ama hem gıda güvencesi açısından baktığımızda veya gıda hakkı da olsa sonuçta bir işin gıda güvencesi aslında bir kısmını karşılıyor onun ama ona girmeyeceğim. Hem bütün bu gezegen sınırlarının yani iklim değişikliğinden biyoçeşitliliğe kadar hem üretimin miktarında hem de kalitesinde çok önemli bir etkisi var. Yani bütün bu aşırı iklim olaylarının veya işte biyoçeşitliliğin yok oluşunun veya su kıtlığının vesairenin hem verime ama aynı zamanda üzerinde artık hızlı bir şekilde durulmaya başlanan fotosentez süreçlerine etkilediği için hem sıcaklık hem su hem topraktaki mineral miktarı hem de aynı zamanda atmosferdeki karbondioksit miktarı fotosentez patikasını etkilediği için bitkinin buna verdiği cevap bitkinin vitamin ve mineral şeyini de kontentini de etkiliyor. Yani bizim yediğimiz gıdanın içindeki vitamin, mineraller, o paketlerin üzerinde yazanlar bir kere kesinlikle değil. Onlar tamamen yani bir takım standartlar. A ile B'yi çarpıyoruz, bir cevap elde ediyoruz. Ve ben de sonuçta bunu yapmak zorunda kalıyorum kendi çalışmalarımda. İşte ulusal boyutta biz ne kadar A vitamini üretiyoruz, ne kadar B12 üretiyoruz bakarken. Fakat bu hem bölgeye, toprağa, üretim şartlarına bağlı değişiyor. Ama aynı zamanda küresel ölçekte bütün bu çevresel değişiklikle beraber bunlar değişiyor. Yani çalışmalar, meta analizler gösteriyor ki iklim değişikliği pek çok staple dediğimiz pek çok önemli tahıl gruplarında ve sebze meyvelerdeki mineral, vitamin oranını düşürüyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yani sadece kuantite, kalite de değişiyor. Bunu bir söylemek istedim, aktıladım, mecburdum, kusura bakmayın. Atık ve israf ve kayıplar çok önemli bir konu. Bununla ilgili zaten yani o kadar önemli ki Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın UNEP'in yeni başlattığı bir Food Waste Index raporu daha yeni yayınlandı. Artık ülkelerden bu endeks bu metodolojiyi baz alarak belli periyotlarda atıklarını beyan etmelerini istiyor. Bu rapora göre yine hani hep verdiğimiz örnek vardı işte gıdanın yaklaşık 1/3 israf ediliyor. Yani hem tüketici ayağında hem de aslında tüketiciye gelene kadarki yolda hem kayıplar var hem de israflar var. Fakat ülkeler geliştikçe artık israftan çünkü israf kısmı teknolojiyle beraber biraz daha halledilebiliyor ama bu sefer tüketici kısmında kayıplar halledilebiliyor, israfa dönüşmeye başlıyor ve gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülke arasındaki bu fark yavaş yavaş kapanmakta. Bunu gösteriyor bu yeni rapor. Bunu bir değinmek istedim. Biodiversity Effectiveness Index ile ilgili Güney Afrika üzerinde bir çalışma vardı. Küresel çalışma daha yeni yeni geliyor, yayınlanmadı bile çünkü gerçekten çok zor bunları ölçümlemek. Bununla ilgili bir %85 örneği vermiştim. Onun linkini chatbox'tan koydum. Belki hızlı geçerken çok anlaşılmamış olabilir. Orada bahsettiğim bu Biodiversity Intactness Index Functional Diversity'yi temsil eden bir indikatör ve hani Güney Afrika üzerinde yapılmış bir çalışma vardı. Burada bu ekoregion'daki türlerin ve türlerin sayısının modern öncesi zamanlara göre yani endüstri devrimi öncesi zamanlara göre yaklaşık %15 oranında azaldığını gösteriyordu. Buydu örnek ama linki ilettim. Daha fazla zamanınızı almayacağım. Çok teşekkürler.
Evet, ben de hem değerli misafirlerime, katılımcılarıma ve soru ve yorumla bize destek veren, zenginleştiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. En son olarak çoğunuzda vardır belki ama e-mail adresimi gönderiyorum. Gerek konuyla ilgili, gerek sunumlarla ilgili sorularınız varsa bana ya da konuşmacılarıma bana atarsanız geri döneriz. Çünkü özellikle Özge'nin sunumunda teknik bir takım ayrıntılar vardı. Onların referanslandırmasını istiyorsak hemen size geri dönebiliriz. Evet, ikinci webinarda beslenme üzerine yoğunlaştık. Sürdürülebilir beslenme dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Onu analiz ettik ve bütün bu işlerin arkasındaki ekonomi politiğe dair de bir çerçeve sunmaya çalıştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki webinarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağ olun.